Arkadaşlar bu video serisinde ÖSYM'nin sık sık kullandığı olmazsa olmaz diyebileceğimiz fizik prensiplerinden bahsedeceğiz ve bu bilgileri hangi yılda hangi sorulara nasıl kullanmış o kısma değineceğiz. Yani size hap bilgiler sunacağız arkadaşlar. Bu temel fizik bilgilerini sorulara nasıl kullanacağınızdan bahsedeceğiz. İnşallah çok istifadeli olacağını düşünüyorum. Şimdi ısı ve sıcaklıkla ilgili videomuza başlayalım bakalım. Birinci notumuzda iki şeyi vurgulayacağız. İlk maddeyi okuyoruz. Uzun süre aynı ortamda bekleyen maddelerin sıcaklıkları aynıdır. Yani ısıl dengeye ulaşmıştır arkadaşlar. Buna ısıl denge durumu diyoruz. Bu canlılar için geçerli değil. E, cansız varlıklar için arkadaşlar. Uzun süre aynı ortamda beklerse e, ısıl dengeye ulaşmıştır. Biz bunu farklı hissedebiliriz. Biraz sonra ondan bahsedeceğiz. Altta örnek olarak demişiz ki Uzun süre aynı ortamda bulunan halı ve fayansın sıcaklıkları aynıdır. Fakat biz sıcaklıkları farklı algılarız. He, demek ki bu maddelerin sıcaklığı aynı. Fakat algılama olarak biz farklı algılayabiliyoruz. Peki niçin farklı algılıyoruz arkadaşlar? Isı iletim hızı ile alakalıdır. Burada fayansın ısı iletim hızı halıdan daha fazla olduğu için arkadaşlar. Biz... E, fayans'a dokunduğumuzda bizden hızlı bir şekilde ısı enerjisini çekiyor. Vücudumuzdan çekilen ısı enerjisi bizim soğuk algılamamızı sağlıyor arkadaşlar. Bunun tam tersi de geçerlidir arkadaşlar. E, sıcak bir günde metal cisme dokunduğumuzda metali daha sıcak algılarız. Bu da ısı iletim hızıyla alakalıdır. İkinci maddemiz ise e, ısı kavramıyla alakalı. Demişiz ki birinci maddede iki maddenin ısıları kıyaslanamaz. Evet, iki maddenin ısıları kıyaslanamaz. Birinci özelliğimiz. Sıcaklıklar kıyaslanabilir bir büyüklüktür. Evet, sıcaklık hissedilebilir fakat ısı hissedilebilen bir büyüklük değildir. Örnek olarak yanında sürahi ve bardakta suyu vermişiz. bu sürahideki su ve bardak arkadaşlar uzun süre aynı ortamda bulunsa bunların sıcaklıkları aynıdır fakat ısıları kıyaslanamaz arkadaşlar. Isılar kıyaslanamaz. Yani şöyle bir hataya düşmeyeceğiz arkadaşlar. Sürahideki su fazla, bardaktaki az, o zaman bardaktaki suyun ısısı daha azdır demeyeceğiz. Böyle bir hataya düşmeyeceğiz. ÖSYM'nin sık sık dikkat ettiği meselelerden birisi de budur. Şimdi sorularımıza geçelim. 2014 yılında sorulan soru da arkadaşlar. KLM sıvılar verilmiş. Özdeş cam kapları konuluyor. Yeterince bekletildiğinde diyor arkadaşlar. Evet sihirli cümlemiz yeterince bekletildiğinde sıcaklığı sabit kalıyor ve 20 derece olarak ölçülüyor. Buna göre hangileri doğrudur? Üçüncü öncüle bakıyorum. Ölçüm yapıldığında kapların bulunduğu ortamın sıcaklığı 20 derecedir. He, bakın ne demiştik arkadaşlar. Uzun süre aynı ortamda bekleyen maddelerin sıcaklığı aynıdır. Ortam da aynı olduğu için arkadaşlar sıcaklıklar aynı olmak zorundadır. Hepsi 20 derece. Bu da 20 derece. Bu da 20 derece. Bu da 20 derece. Böylece ortam da 20 derece olmak zorunda. Çünkü uzun süre bekleyince hepsi 20 derece oluyormuş. Evet, ÖSYM'nin vazgeçmediği, vazgeçmeyeceği önemli kurallardan birisi diyelim. Üstelik bize kesinlikle diye soruyor arkadaşlar. Evet, kesinlikle aynıdır diyor. KLM sıvılarının öz ısıları farklıdır. Bunlar hakkında hiçbir bilgimiz yok arkadaşlar. Maddelerin cinsini bilmiyoruz. Belki birisi su, birisi zeytinyağı, birisi alkol. Onları bilemiyoruz. Diğer öncülde KLM sıvıların ilk sıcaklıkları 20 derecenin üzerindedir. Hiçbir önemi yok arkadaşlar bunun. İster 20 olsun, ister 20'nin altında olsun, ister 20'nin üstünde olsun. Yeterince bekletilince ısıl dengeye gelecektir büyük, küçük ya eşit olmasının bir önemi yok. Cevap yalnız 3 olacaktır. O da C seçeneğinde verilmiş. Şimdi benzer bilgileri diğer sorularda göreceğiz arkadaşlar. Diğer sorularla devam ediyoruz. Evet 2015 yılında sorulan bir soru arkadaşlar. Uzun süre aynı ortamda bırakılan bir metal. Evet arkadaşlar cümleyi yakaladık mı? Uzun süre aynı ortamda bırakılan bir metal ve odun. Arkadaşlar sıcaklıkları kesinlikle aynıdır. Hemen buraya not düşüyoruz. Evet odun ve metal parçasının çok soğuk bir kış günlerinde elle dokunulduğunda metal daha soğuk hissedilirken çok sıcak yaz günlerine dokunduğunda hissediyor. Bu kez metal daha sıcak hissedilir. Bu durumun temel nedeni aşağıdakilerin hangisidir? A şıkkında diyor ki metalin ısısı kış günlerinde. Dikkat ısı. E, ee, daha düşüktür. Isı zaten kıyaslanamaz arkadaşlar. Metalin ısısı bakın daha yüksektir. Bunlar zaten kıyaslanamaz. Bunlar direkt çiziyoruz. Metalin sıcaklığı daha düşüktür. Hayır öyle bir şey yok arkadaşlar. Sıcaklıklar aynı dedik. Çizdik. Metalin sıcaklığı yaz günlerine daha yüksektir. Hayır öyle bir şey de yok. Çünkü aynı diye belirttik. Metalin ısı iletkenliği her zaman olduğuna göre daha yüksektir. Evet bu tamamen az önce de bahsettik arkadaşlar ısı iletkenliği ile alakalı bir kavramdır. Dolayısıyla doğru cevap E seçeneği olacaktır. Metal iletkenliği daha iyi olduğu için arkadaşlar kışın bizden ısı enerjisi çekiyor, soğuk hissediyor. Yazın da bize hızlı bir şekilde ısı enerjisi veriyor arkadaşlar. bunu sıcak hissediyoruz. 2014 YGS sorusunda sıcaklığı sürekli 80 derece olan bir salonda. Arkadaşlar hemen dikkat ediyoruz. Sıcaklığı sürekli 80 derece olan bir sauna. Yani ısıl dengelen bahsediyor arkadaşlar. Tahta döşemeye dokunulduğunda hisseden sıcaklık aynı anda tahtaya çakılı metal çiviye dokunulduğunda daha yüksek hissediliyor. Tahta ve metal çivi. Farklı hissediyoruz. Hemen hatırlayalım bilgimizi arkadaşlar. Aynı ortamda bulunan maddelerin sıcaklığı aynıdır. Isı e, iletkenliği fazla olanları daha sıcak algılayabiliriz, daha soğuk algılayabiliriz. Burası bizden daha sıcak bir ortam olduğu için metali daha sıcak algılayacağız. Evet, ahşabın sıcaklığı çivininkine eşittir. Evet, kesinlikle eşittir. Çünkü ısıl denge var. İkinci öncül bunun tersinden bahsetmiş. Küçüktür demiş. Olamaz diyoruz arkadaşlar. Ahşabın ısısı. Dikkat, ısıdan bahsediyor. Isılar kıyaslanmaz. Ahşabın ısısı. Dikkat, ısılar kıyaslanmaz. Bunları hemen çiziyoruz arkadaşlar. Cümleyi büyüktür, küçüktür, eşittir okumamıza gerek bile yok. Isı kıyaslanamayan bir büyüklüktür. Buna göre cevabımız yalnız 1 oldu. Gelelim 2013'teki YGS sorusuna arkadaşlar. K çay L çay verilmiş. Ortam 23 santigrat dereceymiş arkadaşlar hava. Çaylar da 60 dereceymiş. Sorun metninde bundan bahsetmiş. Bir de tanım vermiş arkadaşlar. Diyor ki ısı sıcaklık farkından dolayı transfer edilen enerjidir diye bize biz bilgi vermiş. Şimdi soruya geçiyoruz arkadaşlar. Buna göre K çayının ısısı L'ninkinden büyük mü? Dikkat yine ısı kavramı arkadaşlar. Isı kıyaslanamaz diyoruz. Soruyu direkt eliyoruz. Büyüklüğüne küçüklüğüne bakmıyoruz. Eşitliğine bakmıyoruz. Eliyoruz arkadaşlar. Yeterince bekletildiğinde K ve L çaylarının sıcaklığı aynı değere sahip olur. Yine ısıl dengelen bahsediyor arkadaşlar. Evet, ÖSYM'nin vazgeçemediği soru türleri. Evet, ısıl denge durumunda bütün maddelerin sıcaklığı aynı olur. Evet, doğrudur diyoruz arkadaşlar. K çayı yeterince bekletildiğinde ortama L çayından daha fazla ısı verir. Evet, K çayına baktığımızda arkadaşlar, daha fazla madde, daha az madde. Bunun enerjisi daha büyüktür diğerinden. K'nın enerjisi L'nin enerjisinden, iç enerjisinden daha büyük olduğu için K ortama daha çok ısı verecektir. Bu zaten şekilden de anlaşılıyor. Evet, buna göre 2 ve 3 doğru cevap oldu. O da D seçeneğinde verilmiştir. Arkadaşlar dikkat ettik değil mi ÖSYM'nin vazgeçemediği ısıl denge soruları ve ısı kıyaslamaları. Evet, diğer bir soruya devam edelim. Arkadaşlar 1982 yılındaki sınav sorusuna sizi götüreceğim. Ama ne kadar tanıdık bir soru olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Hani yeni nesil soru deniyor ya hep arkadaşlar. Bizim fizikte arkadaşlar yeni nesil soru çok çok az diyeceğimiz bir kategoride. Buna dikkat edin. Şimdi görelim arkadaşlar soruyu görünce size de şaşıracaksınız. Okuyalım soruyu. Bir kış günü odanızın penceresinin camına ve tahta çerçevesine ayrı ayrı dokunduğunuzda cam Çerçeveden daha soğuk gelir. He, cam daha soğuk geliyor arkadaşlar. Yani hissedilen sıcaklıkla alakalı. Az önce bahsettiğimiz bilgi ve hatta yeni zamanda sorulan sorulardan birisi arkadaşlar. Bu ancak ısı iletkenliği ile alakalı olabilir. Isı iletkenliği fazla olan soğuk ortamda daha soğuk hissedecektir. Ki A şıkkı burada mantıklı bir cevap olacaktır arkadaşlar. Camın ısı iletkenliği tahtanınkinden büyük olduğu için daha soğuk hissediliyor dedik. ÖSM'nin vazgeçmediği sorularından da bir kere daha görmüş olduk arkadaşlar. Bir örnek daha arkadaşlar. 1981 yılı biraz daha geriye götürelim sizi. Serin bir günde parkta tahta sırada oturmakta olan bir adam beton sıraya geçerse daha fazla üşümeye başlar. Bunun en önemli nedeni aşağıdakilerin neden hangisidir? Arkadaşlar gördünüz değil mi sorunun benzerliğini? ısı iletim hızıyla alakalı. Beton daha iletkendir tahtaya göre. Dolayısıyla daha soğuk hissediyoruz. Bakalım hangi şıkla vermiş bunu. D şıkkına bakıyoruz. Betonun ısınma ısısı. ısınma ısısıyla bir alakası yok. Betonun ısıyı tahtadan daha kötü iletmesi. Hayır. Betonun öz kütlesiyle bir alakası yok. Evet. B şıkkında betonun ısıyı tahtadan iyi iletmesi. Evet. Orayı tamamen ısı iletim hızıyla alakalı arkadaşlar. B şıkkında bir vermiş. A şıkkında Betonun ısınma ısısı diyor. Yine ısınma ısısıyla bir alakası olmayan soru türü. Sevgili arkadaşlar gördük mü ÖSM'nin benzer sorular ve bazı soru türlerine hiç vazgeçmediğini. Biz de bu şekilde bir seriyle arkadaşlar ÖSM'nin vazgeçmediği soru türlerini sizlere sunmuş olacağız. Şunu da altını çizelim arkadaşlar. Bakın 1981'de sorulan soru 82'de de sorulabiliyor. 2004'te de sorulabiliyor. 2014'te de sorulabiliyor. 2015'te de sorulabiliyor. Yani fizik bilimi temel bir bilimdir arkadaşlar. 1980'deki bilim ne ise 2022'deki bilim de budur arkadaşlar. Ve bizim de müfredatımız ölçüsünde ÖSM yine bu soruları bize yönetecektir. Müzik